Aa Mahmut, ne haber ya? Merhaba Caner. Merhaba ya, şuradan geçiyordum. Bir baktım sen. Şurada yemek yiyecektim. Beraber yiyelim mi ha? Benim biraz işlerim var. Öyle mi? Ya az kalırdık. İki çift sohbet ederdik. Ne olacak? Hani konuştuk ya, buluşuruz görüşürüz diye. Caner, gerçekten işlerim var. Anladım ben, anladım. Hasan Ali Bey'den ultimatom var değil mi? Yani bizim içeri girmemiz, sizin de bizimle sohbet etmeniz, konuşmanız yasaklanmış gibi. Hı? Caner, bak ben sana açık açık söyleyeyim. Sen de kendini fazla yorma. Başkanım Seda için de benim için de baba gibidir. Bizim ağzımızdan laf alamaz. Anladım yani, ben şey için dedim. Öyle havadan sudan konuşuruz, genel sohbet ederiz dedim ama sen beni yanlış anladın herhalde. Neyse, çok da dost canlısı olmadığını anlamış oldum. İyi günler Caner'cim. Sana da. Allah'ım ya Rabbim ya, herife bak, her şeyi nasıl böyle dan 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 söyledi. En sevmediğim şey net insan. Ya böyle biraz kıvır, bir heyecan yarat. Yani bir şüphelenelim biraz, bir çözmeye çalışalım. Uyuz. Ablacığım, bunda iş yok. Neyse bari ne yapayım. Gel. Başkanım. Ah Mahmut, gel. Otur. Ener Hanım'ın kardeşi Caner geldi ofise yine. Ha, demek başladılar ha. Ne diyor bakalım Caner Efendi? Açıkça bir şey soramadı başkanım. Böyle arkadaşça yaklaştı ama aldı ağzını payını. Ya Mahmut bak, bunlar beni birisiyle kıyaslıyorlar ama kiminle anlayamadım. Ya koskoca Hasan Ali Başkan'ın adamların ağzından laf alabilecekleri nasıl düşünüyorlar bunlar? Ya ben bunları gözümde çok büyütmüşüm. Aynen öyle başkanım. Ben size haber vermek istedim. Merak etmeyin, bundan sonra ne Seda ile ne benimle hiçbir şey konuşamazlar. Ya Mahmut, bunlar var ya, tavşan çıksın diye çalı dibi taşlıyorlar. Neyse. Mahmut, yarın akşam bu kutlama için davetiyeler dağıtıldı mı? Evet başkanım, dağıtıldı. Basına da haber verildi. 25. yılımızda bir gövde gösterisi yapacağız Mahmut. Herkes barınağını ısıracak.